YKS 2024 tayfa sizlerden bu konuyla ilgili çok soru geliyor. Hocam, bir YKS'de iptal edilen soru var diye internet sitelerinde haberler var. Google'a yazdığınızda çıkıyor. Şimdi sitenin ismini vermek istemiyorum. Bu siteye göre matematik testinin 7. sorusu iptal edilmiş ve ÖSYM'nin resmi açıklamasına göre diyor ki ÖSYM sitesine girip baktığınızda böyle bir resmi açıklama yok. Bilmiyorum, yani AYT matematik 7. soruyla ilgili öyle bir söylenti dolandı mı matematik ilgi alanım dışında? Türkçe TYT 7. soru, Türkçedeki o cümleden anlam sorusuyla ilgili tartışmalar olmuştu. Hani B seçeneği cevap verilmişti, işte E olarak düşünenler de vardı. Hani iptal edilse edilse o soru edilebilir Türkçeden ki onun da hani pek düşünmüyorum iptal olacağını. Velev ki diyelim, varsayalım herhangi bir soru iptal edildi TYT'de veya AYT'de Türkçeden veya matematikten, ne oluyor? O soru herkes için doğru kabul ediliyordu eskiden ama şimdi öyle yapılmıyor. Kalan sorular üzerinden yeniden puanlama yapılıyor. Yani diyelim ki Türkçeden bir soru iptal edildi. Kaç soru var Türkçede? 40. 39'za dağıtılıyor. O 40 puanın 40 sorunun puanı 39'a bölünüyor. Yani bir sorunun puan değeri biraz daha artmış oluyor. Böyle bir durumda herhangi bir soru iptali olursa bu soru herkes için doğru kabul ediliyordu eskiden ama şimdi artık öyle değil. Dediğim şekilde yapılıyor. Bu ne zaman belli olur? O 2 hafta içerisinde itiraz süresi var zaten sorularla ilgili. 2 hafta sonrasında ÖSYM yapılan itirazları değerlendirir. Herhangi iptal edilmiş bir soru olursa da bunun açıklaması yapılır ama dediğim gibi olsaydı bugüne kadar ÖSYM bununla ilgili bir açıklama yapardı. Sonuçlar ne zaman belli olacak? Sonuçlar resmi açıklama tarihi biliyorsunuz 17 Temmuz. Ama çok büyük ihtimalle ÖSYM genelde 30 gün içerisinde açıklıyor sevgili arkadaşlar sonuçları. Bu yıl da öyle olacağını düşünüyorum. Sorularınız olursa yorumlara bekliyorum. Hoşça kalın.